Yüce Amon! Görüyorsun değil mi Yüce Arsif? Amon ne kadar da güzelleşmiş. Ona tapanlar altınlarını, takılarını almıyorlar mı? Hayır. Yüce Amon bizi koru. Kimse buna cesaret edemez. Göz kulak olmazlarsa hırsızlar o takıları çalabilir. Yüce Tanrı, büyük Amon bizi koru. Ama siz Amon'un kahinler tarafından korunduğunu söylüyorsunuz. Bunun ne sakıncası var? Amon bizim sahip olduğumuz en güzel ve en önemli değerdir. Onu korumak zorundayız. Kullarımın üzerinden bereket eksilmesin. Ben Amon Ra, kullarımın dileklerini yerine getirmek için gece istirahatımı bırakıp geldim. Benim irademle gün doğdu ve hayat başladı. Gidiniz ve Tanrı Amon Ra için çalışın. Gidin, çalışın. Zira size rızkınızı veren benim. Hepiniz gidip çalışın. Çalışın ki rızkınızı hak edin. Gidin ve verdiğin rızka teşekkür edin. Çalışın. Şükürler olsun sana Yüce Amon. Affedersiniz ama bu konuşan Amon muydu? Görmedin mi? Gördüm tabii ama bir taş parçası konuşamaz. Amon bir taş değil. O bu şekilde görünen bir ruhtur. Beni bağışlayın. Amon kimseye muhtaç olmayan güçlü bir tanrıdır. Ama ben onun çeşitli şeylere ihtiyaç duyduğunu gördüm. Onun dinlenmeye ihtiyacı vardı. Onun takılara, elbiselere ve yıkanmaya da ihtiyacı vardı. Hatta hareket etmek için bile kâhinlerin yardımına muhtaçtı. Kendini koruyacak gücü bile yoktu. Başkalarının yardımına muhtaçtı. Onun bir yere, bir mekana ve daha birçok şeye ihtiyacı vardı. Yürüyebilen, yıkanabilen ve süslenebilen bizler Amon'dan daha mı güçlüyüz yani Yüce Arsif? Bunu söyle bana. Değil miyiz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.